Yusuf Paşa'da bulunan bir camiden bahsedeceğim ben size. Selçuk Sultan caminden bahsedeceğim. Selçuk Sultan kimdir? Selçuk Sultan bir hanımefendi. Kim bu Selçuk Sultan dostlarım? Selçuk Sultan Fatih Sultan Mehmet Han'ın halası. Evet halası ve 2. Murat'ın kız kardeşi. Kimin kızı Selçuk Sultan? Çelebi Mehmet'in kızı. Özelliği nedir Selçuk Sultan'ın? Bakın e, nasıl bir özelliği var. Selçuk Sultan, benim camisi bulunan bugün Yusuf Paşa'da camisi bulunan Selçuk Sultan hanımefendi. Dediğim gibi Padişah Fatih Sultan Mehmet Han'ın halası. Padişah Sultan Fatih e, vefat ettikten sonra tahta biliyorsunuz ikinci, ikinci Beyazıt geçiyor. İkinci Beyazıt geçince hepinizin bildiği gibi o dönemde bir kriz patlıyor. Nedir? Şehzade Cem olayı. Hatta Şehzade Cem biliyorsunuz yurt dışına gidiyor. Hem Osmanlı'ya çok sıkıntılar çektiriyor hem Papa eski olarak kullanıyor, bir tehdit şantaj olarak kullanıyor. İşte bu dönemde Selçuk Sultan Şehzade Cem'le görüşüyor. Şehzade Cem kendisini elçi olarak efendim ikinci Beyazıt'a gidiyor. Hala diyor abime git abimle görüş. Ne diyor? abimle görüş. Biz diyor ee, şeyi Osmanlı mülkünü ikiye bölelim, paylaşalım. Kardeş kanı dökülmesin diyor. Bu da Selçuk Sultan, e, özellikle yanlarında Ahmet Çelebi ile beraber Sultan İstanbul'a Sultan Beyaz'da gidiyorlar. Sultan Selçuk Hatun e, Padişahla görüşüyor. Diyor ki e, Padişah yenine yani Sultan II. Beyaz. Padişah, kardeş kanı dökmeyesiniz. Müslümanlar arasında savaş çıkarmayasınız. Rumel ile yetinip Anadolu topraklarını ceme bırakınız diyor. Bakın padişah bunu söyleyebiliyor ikinci Beyazıt'a. Sultan Beyazıt Büyük Halası'nın bu sözlerine bir Arap darbe mesele olan şu tarihi sözlerle cevap veriyor. Ne diyor cevap şu? La rahime beynel müluk. Ne diyor? Ne demek bir? Sultan cevabıyla diyor ki reddediyor. Saltanat taksim kabul etmeyeceğini söylüyor. Yani mülk diyor bölünmez parçalanmaz. Fakat ikinci beyazız bir, bir alicenaplık gösteriyor, kızmıyor, celallenmiyor böyle bir teklife. Halasına ve diğer gerek elçilere gayet iyi muamele ediyor. Onları efendim güzelce uğurluyor. Selçuk Sultan Osmanlı Devleti idaresinde etkili olan kadın sultanların ilki olmasına rağmen devleti ihtirasları uğruna kullanmamıştır. Değerli dostlarım, bilmiyorum bu ismi hiç duydunuz mu? Kösem Sultan'ı duydunuz. Hürrem Sultan'ı duydunuz efendim ya da Pertemniyel Valide Sultanı bezme Alemi duyduğunuz, Salih Sultan'ı duyduğunuz ama Selçuk Sultanı pek duyamadınız. İlk defa belki burada duyuyorsunuz. Camisi olduğunu yeni duyuyorsunuz. Ama Selçuk Sultan dediğim gibi o dönemde bakın böyle bir görev. Bir ilk defa yapıyor ve bir daha siyasete de karışmıyor Selçuk Sultan. Fatih'in halası, 2. Beyazıt'ın büyük halası efendim böyle bir görev şey, Cem'i kıramıyor ama Beyazıt'tan da böyle bir cevap alınca ne demişti? La rahime beynel mülük, e, mülk ne yapılmaz kardeş arasında paylaşılmaz diye. E, kendisini ne yapıyor? Osmanlı Devlet idaresinde e, tamamen efendim eğitime, hayır hesenata ayırıyor. Selçuk Sultan o hanımefendi dünyaya bağlı olmayan, onun aldatışına inanan ve kıyamet günün dehşetinden korkan bir hanımefendi. İstanbul'da bakın birçok eserler yaptırıyor. Sadece bugün elimizde kalan efendim o Yusuf Paşa'daki cami değil birçok eseri var. Ee, özellikle Edirne'de var, İstanbul'da var eserleri. Ee, İstanbul'da yaptırdığı yerler e, iki tane camisi var. Bursa'da mescit var, köprü imaret mektep var. Edirne'de mescit yaptırıyor Selçuk Hatun. Efendim Millet Caddesi'ndeki camisi var. Kızlar Ağası Abbas tarafından yine bu da yaptırılan iki tane daha mektebi var. Ee, Abbas Ağa Camii olarak da yine şu anda günümüzde anılıyor. Evet böyle bir hanımefendi Selçuk Sultan. İlk defa ne yapıyor? Osmanlı Devleti'nde adı ön plana çıkıyor ama siyaset içerisine girmiyor ve görevini yapıp elçilik görevini yapıyor. İlk elçi de diyebilir. İlk hanımefendi elçi. Şehzade Cem'in gönderdiği halasını gönderiyor abisine. İlk elçi. ilk ve tek görevi de bu efendim geri dönüyor. Selçuk Sultan ve tamamen kendisini hayra senata ayırıyor. Mezarı, türbesi nerede, camisi nerededir? Yusuf Paşa'daki dediğim gibi Millet Caddesi üzerindedir. Topkapı'dan gelirken sol tarafta Aksaray'dan Topkapı'ya giderken de sağ tarafta tramvay yolu üzerinde. Haseki metroyu tramvayı geçtikten sonra sağda görebilirsiniz. Selçuk Sultan Camii diye geçer. Selçuk isminden dolayı belki acaba erkek ismi diyebiliriz. Hayır, Selçuk Hatun diye geçer. Selçuk Sultan Camiidir efendim. Padişahın dediğim gibi fazısa Mehmet Han'ın halasıdır.